Akif'ten Asım'ın nesline mesaj, korkma. 84. ölüm yıl dönümünde hatırladıklarımız. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Evet, İstiklal şairimiz Mehmet Akif, devlet kayıtlarında mürteci diye geçse de, kurtuluş mücadelesinin milyonlarca gerçek neferinden biriydi. 23 Nisan 1920'de Burdur milletvekili olarak meclise girdi ve 11 şehir dolaştı. Kurtuluş mücadelesini anlattığı Kastamonu Nasrullah Camii'nde aziz milletimize uhuvvet şuuruyla cesaretle seslendi. Ey müminler! Milletler yalnız topla tüfekle, zahiri ordularla, teyyarelerle yıkılmıyor. Yıkılan ancak aralarındaki birlik beraberlik bozulan milletlerdir. Zaman birlik beraberlik zamanıdır. Yırtık paltosuyla şiir yarışmasına girdi. Halet-i ruhiyemizi en derinden aktardığı sözleriyle Necip milletimizin yüreklerinde istiklal ve istikbal kıvılcımları çaktırdı. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! Diyerek Türk tarihine destansı ve ölümsüz bir marş hediye etmiştir. Akif birkaç yıl sonra Türkiye'de yapılan devrimlere ve haksızlıklara karşı çıktı ve Türkiye'den gizli bir el tarafından uzaklaştırıldı. Mısır'da çilesini doldurdu. 1873'te Fatih'te İslam diyarının kalbinde dünyaya geldiği halde bir gün ülkesinde mürteci ve mülteci olacağını aklına getiremezdi. Tehlikeli ve sakıncalı şair, hasta yatağında bile izlendi. Hatta hain ilan edildi. Cenazesine gidilmesi yasaklandı. Giden bir memur da sürgün edildi. İşte Cumhuriyet bu haldeyken Mehmet Akif hayata gözlerini yumdu. Destansı şiirlerini yazdığı Necip milleti ve talebelerinin omuzlarında taşınarak ebedi saadete uğurlandı. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Adam aldırma geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticanın şu sizin lehçede manası bu mu? Milli şairimizin mirası. Yıl 1966. Akif'in ve Asım'ın nesli, hayali ve geride kalan öz oğlunun hazin sonu. Çetin Altan'dan. Milli şair Mehmet Akif'in oğlunu Çetin Altan bakın hatıralarında nasıl anlatıyor. 1966 sonları. Bir öğle sonrası odamdayım. Sizi biri görmek istiyor dediler. Buyursun dedim. İçeri tıraşı uzamış, üstü başı bakımsız, yaşlıca, çelimsiz bir adam girdi. Hazır olu andıran bir duruş ve hafif bükük bir boyunla "Bendeniz Mehmet Akif'in oğluyum." dedi. "Rahatsız ettim. Sizden ufak bir yardım rica etmeye gelmiştim." dedi. Gökler tepeme yıkıldı. Yer mi yarıldı da ben mi yerin dibine geçtim bilemedim. Cüzdanımı çıkartıp uzattım. O bükük boyunla "Siz ne münasip görürseniz." Sanırım sadece bir 10 yahut 20 lira aldı. "Çok, çok teşekkür ederim. Rahatsız ettim." dedi ve çıktı. Aradan bir ay geçti geçmedi, gazetelerde küçük bir haber ilişti gözüme. Beşiktaş'taki çöp bidonlarından birinde Mehmet Akif'in oğlunun ölüsü bulunmuştu. İçimizdeki gayri Türk, gayri Müslim devşirme dönmeler, adı Süleyman, İbrahim vesaire olup bugüne kadar dönmeyen Abrahamlar, Solomonların emrindeki her dönemin kuklaları, bugün Türkiye'de icraatle ilgili bütün kilit noktalara taarruz halindedir.
Akademisyen, doktor, profesör, gazeteci, yazar, sanatçı, sporcu gibi etiketleriyle arz-ı endam edenlerin, pek çok paralel yapıyla bağı yanında, efendilerine kölelik yapanların bozuk yaşam tarzlarıyla ve uygulamalarıyla, ayrıca toplumu korona salgını ile de ifsat ettiklerine inanıyoruz. 15 Temmuz'un akabinde, haktan görünen paralel yapılar içinde, kripto troller ve troliçeler sağdan gözükerek soldan vurmaya, isimleri değişse de bugün de ihanetlerine devam etmektedirler. 2023 Büyük Türkiye'si ve Kızıl Elma hedeflerinde içimizdeki ihanet şebekelerinin kumpasını bozmak için fermanımdır diyerek safralar atılmalıdır. Radikal değişimler için tek yol budur ve elzemdir, kat'idir. Türkiye'de öz vatanında köle muamelesi görenler iade-i itibar beklemektedirler. Orta Asya'dan, güneşin doğduğu topraklardan karanlık batıyı aydınlatmak üzere bu toprakları bize şehit kanlarıyla Türk'ün son kalesi ve vatanı olarak bırakan ecdadımız, bu memleketin asıl ve asil sahipleri, Oğuz neslinin torunlarının, dünya mazlumlarının umudu, Cumhur İttifakı lideri, Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'dan talebi vardır. Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinde istiklal şairimiz Akif ve onun yolunda yetişmiş milli mücadele ve tam bağımsız Türkiye davasını sürdüren Asım nesline sahip çıkılmalıdır. Türkiye'de sahasında İlahi Kelimetullah mücadelesi veren bütün Asım neslinin tespit edilerek aldığı cezalardan ve üzerine atılan haksız iftiralardan aklanarak vatan kahramanı unvanıyla iade-i itibarları yapılmalıdır. Türkiye'nin üzerindeki kara bulutlar ve beddualar ancak o zaman kalkacak. Bu zalimliği yapanlar ve siyasetçiler de ahiret noktayı nazarında ancak böyle aklanabileceklerdir. Vesselam. Not. Hastanelerin ve doktorların elinde dünyalarını değiştiren Anadolu'nun kahraman, mücadeleci yiğit insanları, gerçek Risale-i Nur'un hadimleri Abdülkadir Badıllı ve yetişmemizde çok büyük emeği olan Rüştü Tafralı'yı ölüm yıldönümlerinde rahmetle anıyoruz.